Yani bir şeye bu kadar hızlı nazar değer arkadaşlar. Videoyu çektik, yayınladık. Araba arıza yaptı. 2 gündür yatıyordu. Anca bir tane şarj kablosu bulduk da şarj ettik aküyü. Muhtemelen bu fanın müşüründe bir sıkıntısı var. Araba sürekli fan çalıştırıyor ve aküsü bitiyor. Bunu bir defa daha yapmıştı bu şekilde. Şimdi Muş'ta sanayi günlükleri başlıyor. Evet, welcome to Muş Sanayi. Muş'ta da sanayiye gelmedik demeyiz. Güler Oto Elektrik birazdan derdimize çözüm olabilecek mi bir bakacağız. Saat 3'te uçak var. Saat şu an 1. Biz buralarda gezeceğiz, bakalım nasıl olacak. Yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Ne yapacağız bakacağız. Bir de arkadaş, o kimin gözü ya, Allah aşkına yani. Lan oğlum, bir maşallah de bir şey yaz ya. Vallahi billahi ya. Lan videoyu yayına aldık. 5 dakika sonra arabaya bir marş basalım dedik. Evde kimse yok. Neyse, bunun altına maşallah yazın artık. Yapacak bir şey yok. Daha iyisi sizin olsun beyler. Aman deyip gözünüzü seveyim. Bak yapmayın etmeyin. 2 gündür 3 gündür araba yatıyor, yazık günah. Gidemedik çıkamadık, işimizi göremedik ya. Şaka bir tarafa. Benim tahminim fan motorunun müşüründen dolayı olabilir. Ama bir bakalım ustamız ne diyecek. Çünkü fan çalışıyor ve durmak bilmiyor arkadaşlar. Bakalım niye yapıyor böyle bir ipnelik. Birazdan çözümü ulaştıracağız. Diğer dükkan tıklım tıklım. Ana baba günü olduğu için, kapısının önünde 30 tane araba olduğu için bu diğer elektrikçi arkadaşa geldik. Koreli Oğlu Oto Elektronik. Bakalım o sorunumuzu çözeceğini iddia ediyor. Az sonra görüşeceğiz. Şimdilik bay bay. Zira içeride çok fazla çekim yapabileceğimi de zannetmiyorum. Ama anlatacağım size ne olup ne bittiğini. Birazdan görüşürüz. Bu arada kapak fotoğrafında gördüğünüz siyah Tiguan lacivert abisine hayat öpücüğü yaptı. Buradan da siyah Tiguan'a teşekkür ediyoruz. O olmasaydı sanayiye muhtemelen gelemezdik. Bakalım şimdi içeri gireceğiz, bakacağız neler oluyor neler bitiyor. Ben size haber vereceğim. Teşhis sistemi başlatılıyor. Marş motoru katası verilmiş, bir de güç rölesi performansı katası verilmiş. Tamam. Yani fanla alakalı ya da bir şeyle alakalı bir kata yok. Fanla alakalı bir sorun yok yani. Bu fan olduğu zaman... Abi bizim şeyimiz şu, şimdi o hatayı vermiş de bu fan çalıştı ya, fan bir saat fazla çalışmış yani, bir saatten fazla çalışmış. Biz geldik marşa bastık, marş yok. Yani akü bitmiş, çık 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 yapıyor ama vermiyor. Aküyü bitirmiş. Ama motor lambasını bunu yapmadan önce yaptı yani. Hastanede çalıştırdık, aşağı köye gittik. Orada istop etti, bir daha çalışmadı. Ondan sonra işte o şarj edilmedik, bir tane kabloyla bağladık, gücü yetersizmiş kablonun, biliyor musun? İyice olursa... Sonra şey yaptı işte, bütün arıza lambalarını tek tek yaktı, yok park freni, yok ESP, ABS, MABS de o şeyden olduğunu biliyorum ben, tahmin ettim de. Hani yetersiz güçten dolayı. Sönerdi. Onları yakmadı zaten bir daha. Şimdi sadece motor arıza lambası yapıyor. Söndü. Sen mi söndürdün onu? İyi yaptı. Fan olayı şeyden önce oldu değil mi? Motor arıza lambasından önce oldu. Ya fan olayın daha önce de yapmış o şekilde. Geçen sene falan hani bu şekilde aküyü bitirmiş. Sıfır akü değiştirdiler. Ama bu motor lambası yaktı. Ondan sonra çalıştırmadı. Belki tesadüfen oldu böyle. İkisi yan yana geldi. Belki de birbiriyle bağlantılı bir şey. Onu bilmiyorum artık. Hatası vermemesi enteresan. Şimdi bizim hatamız ne yazıyor? İşte şimdi
Plak hatasıyla marş hatası. Marş hatası da akü zayıflığından dolayı verilmiş. Tamam. Bir de akü zayıf olduğu için güç rülesine de yeterli akım gelmediği zaman da o kadar. O zaman şimdi şöyle mi yapalım? Biz bir şey yapmayalım şimdi. Bir daha gidelim. Yaparsa ha, getirelim he? İşte bir daha cihaz bağlayalım. Ne olduğunu görelim. Tamam abim benim. Ama eğer fan yine dediğin gibi uzun süre kalacaksa en azından stop etme. Ya da kutu başını çıkarın. Kutu başını sökelim he? Aynen. Yoksa yine aküyü bitirecek. Yine aynı hatalar sisteme düşer. Tamam. Yani tamam. Benim bir hata vermez. Teşekkür ettim, eline koluna sağlık. Bir daha kullanın. Ondan sonra süreçte görüşürüz. Tamam, bravo. Sanayiden çıktık. Dedim ki size kısa bir Muş gezisi yaptırtayım. Burası Muş'un çarşıbaşı arkadaşlar. Biraz memleket merak eden varsa görsün. Burada küçük bir park var, içinde lokantası var. Burası sağ taraf emniyet. Burası Muş'un belediye binası. Çok eski bir bina. Bu yukarıdan da dağların o tarafa gidiyor. Şoförlerin %90'ı araba sürmekten haberi yok. Maalesef öyle bir sıkıntısı var. Burası sağ tarafa diğer caddeye gidiyor. Buradan geri aşağı köye döneceğiz. Buralarda bir göstereyim istedim. Muş'tan sevgiler, selamlar. Evet efendim, son görüntülerimizin üstünden yaklaşık 2 hafta geçti. Bugün 30 Mayıs 2021 Pazar günü ve Bursa'dayız. Tiguan'dan aldığımız haberlere göre yaklaşık bu 12 günde herhangi bir problemi olmamış, herhangi bir sıkıntısı olmamış, yoluna devam ediyor. Bunun bilgisini vermek istedim. Ve videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Trouble under me sensei, everybody knows that we be rebel. Follow your senses to higher levels. Transform physical connections. Time is introspective, thoughts are all collected and reflected, not neglected. Connected through vibrations of